İnsanlar nasıl güne başlarsa o gün öyle devam eder dedim. İyi de biz haber veriyoruz dediler. Ben de karnıyarık tarifi vermeyeceğim zaten dedim. Muzo'yla güne başlarken hafta içi her sabah CRI Türk'te. Hafta içi her sabah. Yani bu sabahta. Hanımefendiler, beyefendiler, günaydın. Saat tam 7 ve ben 13 Mayıs'ın sabahında buradayım. Sabahında da buradayım. Allah ömür verirse, sağlıklı olursam akşamında da burada olacağım herhalde. Yani neden? Çünkü sabah haberleri ve akşam haberleri benden. Neden? Çünkü insanlar güne başlarken ve günü yavaş yavaş bitirmeye hazırlanırken biraz mutlu olsunlar diye. Neden? Sen işkembenden mi uyduruyorsun haberleri diyebilir dinleyici. Öyle ya, çünkü biz bir haber radyosuyuz. Yani haberleri de öyle kafamıza göre kendimiz tekrardan biçimlendirip yazacak halimiz de yok. Ülkede bir problem olmuşken ülkeyi bırakıp da efendime söyleyeyim Almanya'daki ya da Amerika'daki ekonomik durumdan bahsedecek halimiz de yok. Hoş, onlardan da bahsediyoruz. Bütün dünyadan bahsediyoruz. Çünkü bizim işimiz haber. Neden? Çin devlet medyasına bağlı bir yayın kuruluşu CRI Türk. Evet. Dolayısıyla arkasında bir devlet medyası var ya, işin bir ciddiyeti var yani. Zaten benim yayına girmemden anlamışsınızdır. Rica ediyorum yani. Hep söylüyorum, saksı değilim ben. Ben bir haberciyim. Hani yılların muzosu, nasıl haberci, sen nasıl haber vereceksin yahu? Sen çok sinirli bir adamsın diyebilirsin. Hayır, sabah sabah bütün sinirlerimi arındırıyorum. Bildiğiniz sütlaç. Yani böyle şey, anne sütlacı hem de. Sütlü yani, hani dışarıda yap yediğin gibi. Allah Allah, bunu... Bu sütler bir garip falan diyor. Onun yarısı süt, yarısı su çünkü. Hay anne sütlacı, evdeki bayağı sütlü. Ha, diyebilirsiniz ki ya, bu kadar zamlardan sonra süt fiyatları ne hale geldi? Anne sütlacı da artık sokaktaki sütlaç gibi olmaya başladı. Ya da başlamadıysa da başlayacak. Ya ne yapsın? Ananızın ya da benim anamın sütlacı da değişecek tabii yani. Kadın çaktırmadan araya su koyabilir. Çünkü bir de kapıdan gelen, hani kapıya gelen sütlerden alıyorsa, oraya gelinceye kadar zaten sütçü biraz su koyuyordu. Ananın da biraz süt koyduğunu düşün. Bu sefer ne oluyor? Bizim anamızın sütlacı, hani anne sütlacı dediğimiz sütlaç oldu mu sana sokak sütlacı? Onun gibi yani. Evet hanımefendiler, beyefendiler. Haber vereceğiz tabii, işimiz haber, ama benim haber veriş biçimim size biraz farklı gelebilir. Yani eğer beni ilk defa dinliyorsanız ya da dinleyecekseniz. Neden? Çünkü ben zaten biraz sinirleri bozuk bir adamım. Evlerden uzak. Yani son yıllarda beraber bu benim iyice büsbütün dayanma gücümü ortadan kaldırdı. Yani dünyanın çirkinliği, ülkenin çirkinliği, haberlerin anlamında söylüyorum. Yoksa ülke çok enfes bir ülke de. Yani yaşanan olayların, yaşadığımız olayların zorluğu, ayakta durma güçlüğü, nefes alamama hali falan. Hepinizin yani başında olan şeyler yani, kısacası. Bizde de var tabii bu. Doğal olarak bunları biraz uzaklaştırarak, biraz daha işi deliliğe vurarak bir haber biçimi. Türkiye'de neler olmuş, dünyada neler olmuş, yayın saati boyunca şu iki saatte, iki saat 9'a kadar benim yayınım her sabah. Bu 9'a kadar ki o zaman diliminde olanları size biraz daha böyle sen ben dilinde, yani böyle bildiğiniz haberci ciddiyetinde efendim haberleri sunuyoruz falan. Bu ciddiyette değil de biraz daha sen ben sohbet temelinde, yani temeline sohbet olacak. Sunalım istedik. O yüzden sabahın bu saatinde ben buradayım. Ve 9'a kadar da bana emanetsiniz. Sizler uyandıysanız, uyandınız tabii, duyuyorsanız da, yani uyanmaktan afyonun patlamasını kastettim. Kendinize gelebildiyseniz, gelemediyseniz zaten dünyanın çirkinliği yeteri kadar getirir sizi 2 dakika sonra. Mutlaka gelirsiniz yani. İki saat boyunca sizlerle beraberiz. Ne yapacaksınız bu iki saat boyunca? Siz A noktasından B noktasına giderken, yani niye kalktınız? Sabah sabah iş için kalktınız büyük ihtimalle. Başka niçin kalkmış olabilirsiniz? Yani büyük ihtimalle iş için kalktınız. Sizler bir yerden bir yere giderken ben de size eşlik edeceğim. Evet, haberlerle eşlik edeceğim. Haberler, yani her zaman da aynı şeyi söylüyorum. İnşallah diyorum ki yani haberler güzeldir. Allah'ım ne olur lütfen, vallahi çok iyi haberlere ihtiyacımız var. Ülkeden de dünyadan da bıktık, bunaldık. Yani haber deyince milletin sıtkı sıyrıldı.
ben de dahil olmak üzere. O sıyrılmasın işte Sıtkı. Haber aslında önemli bir şey yani. Kısacık kısacık da olsa dur bakalım nasıl bir güne uyanmışız. Ne bekliyor bizi falan hani. Bunları dememiz gerekiyor diye söylüyorum. İyi müzik ve doğru haber CRI Türk haftanın son sabahında 13'ünde 13 sabahında yani 13 Mayıs'ın sabahında ben yine buradayım elim ayağım ağzım burnum kaşım gözüm yanında size haberleri sunayım diye. Evet biraz enteresan bir insansınız siz haberleri nasıl sunacaksınız beklersen görürsün yani içinden öyle geçiren bir dinleyici varsa. Hem de çok güzel sunacağım. Hadi artık ilk haberlerle başlayalım çünkü zamanımız zaten kısıtlı. Siz neredeyseniz biraz sonra size bir WhatsApp numarası vereceğim. O WhatsApp numarasından benim yayında anlattığım haberlerle ilgili yorumlarınız varsa mutlaka bana ya da CRI Türkiye ulaştıracaksınız. Bu bir görev tabii, sorumluluk. Hem bir nezaket icabı birbirine insanlar günaydın der hem de benim de bu yani söyleyeceğim sözler var. Ben de mısır püskülü değilim demek istiyor. Yani o anlama gelecek o. Tabii bizim dinleyicimiz belli seviyede bir dinleyici. Yani bir konulara hakim haberi var yani. Aman boşver dünyadan bir haber değil yani. Öyle olabilir mi ya? Benim gibi değilsiniz en azından. Ben mesela yayında mahsustan bunlarla ilgiliymişim gibi yapıyorum. Ama ondan sonra yayın dışında mesela işim bugün yayının biter bitmez kendime zaman ayırmayı çok seviyorum. Evet ekonomik olarak da bu sıralar biraz zor durumda olduğumuz için ben de evden dışarı çıkamıyorum. Ne yapıyorum? Kendimi mutlu eden şey. Mesela Seda Sayan seyrediyorum. Seda Sayan programı efendim. Oradan geçiyorum Müge Anlı'ya bakıyorum. Oradan öteki kocasını... eltisinin koynunda bulana falan filan bakıyorum. Bakıyorum yani öyle değişik şeylere bakıyorum. Yani biraz daha bana bir şey katsın istediğim programlara. Danimarkalı ırkçı sıkı yönetim lideri Rasmus Paludan. Ne çok duymaya başladık bu ismi ya bugünlerde Rasmus Paludan. Bu adam tam bir provokatör. Hiç daha önce duymadım. Ben hatırlamıyorum ismini diyebilirsin ama yaptığı eylemi hatırlarsınız. Kur'an'ı kelimi yakıyor. Kur'an alıyor eline Kur'an'ı. Gittiği ülkelerde öyle efendim çelik yelek giyiyor. Polis koruması altında. Çünkü 3,5 atıyor Yusuf Yusuf. Bak işte haberleri böyle verdiğim için insanlar belki dinliyor. Gülüyor. Ya, yani normalde bir haber spikerinin Rasmus Paludan yani 3,5 atan bu adam çelik yelek giriyor. Sıkıyorsa hadi bakalım ya. Böyle haber verilmez tabii. Ben hani biraz belki yorum kattığım için biraz daha dinlenilir hale gelsin istiyoruz. O yüzden buradayım. Ama yani içinizden geçen şeyler hep büyük ihtimalle. Benim içimden geçen ben de sıradan biriyim çünkü sizin gibi ya. Böyle matah bir haberci diyeyim falan filan diyorum ama yok ya. Yani. Öyle değil mi şimdi ama böyle düşünmüyor musunuz Allah aşkına? Çelik yelek giymek, polis korumaları falan filan. Kardeşim sen Kur'an mı yakmak istiyorsun? Güveniyor musun? CRI Türk'teyiz. Kendine güveniyor musun? Çık böyle ortam. Geç tane marka sokağının birini artık nerede yakacaksın? Yak bakalım Kur'an'ı. Ha ne oluyor yani? O kadar korumaların eşitini. Kaldı ki polis de bu adamı neden koruyor ben anlamadım. Yani mesela ben polis birimiyim bana gelecek diyecek efendim ben bu ülkenizde de sizin daha önce efendim Danimarka'da yaktım, Fransa'da yaktım. Şimdi İsveç'e geldim burada Kur'an yakacağım. Kur'an mı yakacaksın? Yak. Yani yakacaksan yak yani. Önlemini almanızı istiyorum. Nasıl yani? Beni koruyun. Bir tarafına güvenemiyorsun da niye seni koruyalım? İşimiz gücümüz yok. Hem provoke edeceksin milleti ki Danimarka'da da birçok Müslüman var. Ve nitekim de bu eylemi yaparken insanlar artık çok sinirlenmişler tabii yani doğal olarak. Çünkü zaten o insanları sinirlendirmek için yapıyor. Ramazan boyunca da Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında yine polis koruması eşliğinde Paludan. Yani mesela İsveç'in başkenti Stockholm'de, Malmö'de, Norrköping'de, başka kentlerde de bu provokasyonları yapmış. Ve insanlar en son bu Danimarka'daki bu Kur'an yaktığı günkü eyleminde artık karşıt göstericiler de varmış. Tabii büyük ihtimalle polis o karşıt göstericileri koruyor. Adamı serbest bırakıyor. Çünkü Avrupa'nın böyle bir zihniyeti var. Özgürlük tamam hani adamın Kur'an-ı Kerim'i yakması özgürlük olarak görülüyor. Bir başkası da kalkıp İncil'i yakabilir ama biz çok şükür bizde en inancısımızımızın bile söyleyemedim inançsız biri yani yolda mesela çevirelim birini efendim dindar mısın hayır ateistim desin onun eline bir İncil'i ver gene yakmaz. Yakmaz çünkü bu bir eğitim meselesidir. İnançsız insan bile karşısındakinin inancına hürmet eder eğer o entelektüel birikime geldiyse o yani aydınlığa geldiyse.
aydınlanmayı yaşadıysa der ki ya kardeşim bu milyonlarca insanın inandığı kutsal bir kitap. Ben inanmıyor olabilirim ama bu yakmak ne demek falan der yani. Ya da demesi gerekir, bana göre de yakışanı budur. Ama tırnak içindeki batı aydınlığı ya da aydınlık bir enteresan bir şey. Neyse yaktı. İnsanlar da tabii karşısındakiler de bu protesto, şey bu çılgınlık karşısında sinir krizi geçirmişler. Yani kendilerini yerden yere atanlar, çünkü polis onları koruyor karşısında. Adam göz göre göre inandığı kutsal kitabını yakıyor. Ve tabii çok kötü olmuş insanlar da, ama zaten bunun amacı da bu yani. Ben de bu Paludan'ı çok iyi tanıyormuşum bir şey. Bunun amacı da bu. Seni var ya, ben seni hey yavrum. Bunda bezeliyken bilirim der gibi. Yok ama daha önce yaptığı yediği haltlardan ötürü biliyorum. O yüzden pek fazla gaza da gelmemek lazım yani. Çünkü varlık sebebi bu belli ki. Biz haberlere başlamıştık az önce hanımefendiler, beyefendiler. 13 Mayıs'ın haberleriydi bunlar. Paludan'la başladık bu habere. Yani İsveç'te olan. Ha, İsveç'ten bir başka haber daha vardı. Neredeydim? Ha evet, şu İsveç'te. Gerçi Danimarka'da yaptı daha önce de. Danimarkalı bu adam. Ama İsveç'te yıllık enflasyon gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle Nisan'da %6,4'e çıkarak 91 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış. İsveç Merkez Bankası Başkanı rakamların yüksek olduğunu ancak uç seviyelerde olmadığını ifade etmiş. Tabii yanlış anlaşılmasın. Allah Allah. Acaba hani radyo benim anonsumun sadece bu kısmına denk gelenler şey demesinler. Allah Allah. Tamam canım. Bu da belli oldu. Yani ülkedeki enflasyon bizim bilmem ne kadarken gidiyor İsveç'teki bahsediyor. Çünkü böyle televizyon kanalları var. Kendi ülkesindeki enflasyondan, yani Türkiye'deki enflasyondan hiç bahsetmeyip Amerika tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Enflasyon şu kadar oldu. Yahu sen dön de bir kendi ülkene bak. Hani tabii ki kendi ülkendekini de söyleyip Amerika'dakini de söyleyeceksin. Yani aynı CRI Türk'te benim ya da bizim yaptığımız gibi. Neden? Çünkü biz haberciyiz. Kendi ülkemdekini de veririm, dünyadakini de veririm falan filan. Ama kendi ülkemdekini gizlemeye çalışmak için Amerika mahvoldu. Amerika tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Almanya'yı bilseniz. Almanya kaç yıl önce iflas etti falan. Böyle gülünç duruma düşmemek gerekiyor haberci olduğun zaman. Yani biz de o yüzden İşin aslı doğrusu neyse onu söylüyoruz tabii ki. Yani söylemek zorundayız da. Evet, dün hepinizin bildiği, duyduğu önemli bir gelişmeydi bu. Canan Kaftancıoğlu gelişmesi. Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Yargıtay İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis kararını onadı dün. Duymuşsunuzdur. Bu kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin bütün vekillerini bir tweet attı. Bütün vekilleri derhal, aynen böyleydi, İstanbul İl Bilansı'na çağırıyoruz dedi. Akşam saatlerinde İstanbul'dan bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan mitingi İstanbul'da yapma kararı aldıklarını açıkladı ve önemli bir karar tabii bu. 21 Mayıs'taki Bursa mitinginin büyük bir miting oluşması, çok büyük, hele ki bu gelişmelerden sonra İstanbul'a alındığını duyurmuş oldu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Ve tabii onunla ilgili birçok fikir var. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir tepki gösterdi. Bir hukuk cinayeti talimat bir yargı kararıyla talimatlı bir yargı kararıyla karşı karşıyayız falan. Bu minvalde açıklamalar yapıldı. Ve miting tarihi de işte, daha doğrusu yeri İstanbul olarak değiştirdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla da. Evet, bir başka haber vardı. Yine son dakika haberiydi bu. Önemli bir haberdi. Dün akşam böyle 24 saatle yakın bir zaman ajanslara düşmüştü. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu'nda hava mermileri düşmüştü dün. Ve saldırıda bir askerimiz şehit oldu. 3 asker ve 1 sivil yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri havanların geldiği bölgeyi vurmaya başladı. Ve anında karşılık verilip 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Hani deniyor ya böyle, misliyle karşılık verilmiştir falan, böyle bir, aynen o saldırıya misliyle karşılık veriliyor ve hemen duyuruluyor. Bu arada başka bir
saldırı haberi daha yine duyuruldu. O da benim yayınımın bittiği zamanda, yani ben saat dün akşam 21'de yayına veda ettikten sonra gelen gelişmeler bunlar. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişi ve kişilerce el yapımı bombayla bir saldırı düzenlendi. Saldırıda Başkonsolosluk binasında bir hasar meydana geldi ama çok şükür yaralananların olmadığı bildirildi. Tekrar edelim, dün gece yerel saatte 02 sularından Paris'i başkentinde, işte Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bizim başkonsolosluğumuza saat dediğim gibi 02 sularında bir saldırı düzenlendi. El yapımı patlayıcıyla. Çok şükür ki bir yaralanan haber, yani yaralanan insan haberi yok. Bu sevindirici yanıydı bu işin. Bu eylemin daha doğrusu, öyle söyleyelim. Peki, biraz önce de söylediğim gibi 0530 666 4 777 CRI Türk'ün bu WhatsApp numarası dedim. Neden veriyorum bunu? Çünkü uyanmış, işinin başında olan ya da işine gitmek üzere hazırlanan ya da çıktı yola, arabasını kullanıyor. Oo, çok zengin bu kadar akaryakıt zammından sonra. Ya da arabası yok, ya da arabası olduğu halde o daha da beter, insanı daha çok koyar herhalde, kullanmayan. Yani sanki böyle bir süs unsuruymuş gibi garajda ya da işte yolda bilmem ne kadar lira para verip de kullanmadan kaldırımın kenarına park edilmiş vaziyette duran. Yok, arada sırada kullanıyoruz canım böyle. Hafta sonları bir yerlere gitmeye çalışıyoruz falan. Nereye? Mesela AVM'ye falan. Ne alıyorsun? Bir şey alamıyoruz. Niye gidiyorsun? Ne yapalım? Çıldıralım mı artık falan? Çünkü insanların büyük bir kısmının bir eğlencesi haline geldi değil mi? Hafta sonları AVM'lere falan gitmek. Ve AVM'lere gidince de hani bakıyoruz insanlar bomboş diyor gidenler. Hani ben bir ruh hastası olduğum için zaten gitmiyorum. Çünkü gittiğim zaman insan göreceğim. Orada doğal olarak insan var. Ve insan görmek de benim hoşuma gitmediği için, sevmediğim için insanları pek, siyah kara ruhlu biriyim ben. Lanetlendim mi nedir böyle? Niye insan sevmiyorum? Halbuki ne kadar düzgün insanlar var. Sokağa çıktığımızda insanın içi açılıyor. Çoğunu insanı görüyorum yani böyle ruhum zenginleşir belki ama bende olmuyor. Ruhum daha çok fakirleşiyor. Yani ama tabii benim dediklerimi ciddiye almayın sakın. Ben bir rahatsızlığın getirmiş olduğu bir netice olarak bunları söylüyorum. Yani normal bir insanda böyle olmaması gerekiyor tabii. İnsan sosyal bir varlık. Ama ben normal değilim, insanım evet ama normal değilim. Sosyal miyim? Sosyal değilim. Varlık mıyım? Varlığım. Evet, 0530 666 4 777 ey CRI Türk dinleyicisi, elinin altında bir akıllı telefon varsa yaz, tuşla ya da konuş, o yazsın elin doluysa, yolla bana, nedir ne oluyor memlekette? Mesela bakın, konut kredileri düştü. Aldınız mı kendiniz ev ya da karınız, kocanız, babanız, ananız oturup bir araya gelip de ya bir yatırım alalım en azından. Evimiz var bizim, olsun boşver yatırım kenarda dursun en azından, kiraya veririz falan dediniz mi? Hazır böyle faizler düşmüşken. Yoksa sen şaşırdın galiba, yani biz markete gittiğimizde domatesi alırken düşünüyoruz artık ne ev alması mı diyorsunuz. Çünkü böyle diyenler de var. Böyle arada sırada bu tür mesajlar da geliyor. Hatta arada sırada daha çok bu mesajlar geliyor ama. Yani mesela ben bugüne kadar hiç evet biz bu faizden yararlanacağız. Biz de almak istiyoruz ev. Yani bana gelmedi en azından. Bilmiyorum. Faiz oranları gerçekten çok düşük. Birin altında bir faizle ev veriliyor. Şey, kredi veriliyor. İnsanlarımız ihtiyaç sahibi olanlar ev alsın diye. Fakat tabii burada insanı istiyorsa gel de sev ondan sonra insan. Bana diyor ki niye insan sevmiyor? Neyi seveyim? İnsan pis bir mahluk. İnsanı nasıl sevebilirim? Nasıl sevebilirim? Evet, ev almayı biliyorsunuz yani. Evet, bu kredi niye çıktı? Mesela Tüketici Hakları Derneği Başkanı konuştu. Dedi ki, yani Aydın Bey, ilan sitelerinde kişiler birbirlerini referans alıp belirliyorlar fiyatları diyor. Yani bir sitede evin fiyatı 4000 liradan 4500 lira çıktığını görüyorsa öbürü de 4500'e çıkarıyor. 4500'ü görüyor, 4500'ü gördüyse 5000 lira görür diyor, 5000'e çıkarıyor kirayı. Aynı şekilde satılıkları söylüyorum.
Yani böyle bir şey. Mesela bir bakıyor evinin çok güzel ya. 850 bin olmuş mu bizim evler ya? Vallahi yaz yaz. 900 yaz. Yok ya 850 o, bir baktım mı genelde ya yaz 900 de çıkar ya falan. Böyle böyle fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla beyefendinin dediği gibi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki amaç dar gelirli vatandaşın ihtiyacının karşılanması. Ama alınan kararlar bazı açık gözlüler, böyle fırsatçılar, beyefendi böyle demiş tabii. Onlar tarafından istismar edildi demiş ama aslında açık göz ve fırsatçı demek o insanlara bence az. Ama tabii ben de şimdi yayında bir yayıncı olduğum için onların hak ettiği lafı burada söyleyemiyorum. Yani böyle hazır oh avucumuzu ağlayalım şöyle ovuşturalım. Hazır Cumhurbaşkanı faizi birinin altına düşürdüğünü ilan etmiş. Vuramalı ya. Hadi bakalım. CRI Türk. Ey gidi Barış Manço'nun güzel sesi. Ey gidi güzel şarkı. Evet hanımefendiler, beyefendiler, saat 7.32 ve ben burada yine haftanın son programı için, sabah programı için, sabah haberleri için mikrofon başındayım. Muzo'yla geriye 1,5 saatiniz kalmış yani. 1,5 saat boyunca haberleri sizlere derleyip toplayıp güne başlarken programın isminde olduğu gibi sunma amacıyla buraya geldim. Ve güzel haberler umarak geldim tabii. Her gün zaten mikrofonu açarken diyorum ki Allah'ım lütfen ne olur doğru düzgün haberler olsun. Vallahi billahi insanlar bıktı artık. Bıktık yani. Evet dün yine bir gelişme oldu. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanabilecekler. Bu zaten daha önceden biliyorsunuz 250 bin dolardı ve arttırıldı. 400 bin dolara getirildi. Bundan sonra yani 250 bin dolara ver, oh şuradan bir ev alayım, oh ne güzel bir de Türk vatandaşı olayım. Yok, 400 bin dolar ki bence bu da az bir para yani. Resmi gazeteye yayımlanan bir diğer karara göre en az 500 bin dolar katkı payıyla emeklilik sistemine katılanlar da Türk vatandaşlığı alabileceklermiş. 500 bin dolar para verirlerse emeklilik sistemine katılacak ve Türk vatandaşı olabilecek. Yani bilmiyorum diğer ülkelerdeki durum nedir? Yani böyle yapılıyor mu diğer ülkelerde de? Hani parayı ver gel benim vatandaşım ol. Tabii var bazı ülkelerde de ama hani bu kadar uygun fiyatla mı bilmiyorum. Bir de dolar TL kuru düşünüldüğünde bizim için iyi para olabilir belki. Yani veren insan için 500 bin dolar, 400 bin dolar çok para olmayabilir de. Yani özellikle hani o para nereden geldiği belli, nasıl kazandığı belli olmayan insanlar için. Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerle günde mültecilerle ilgili yaptığı konuşmada ve kendisi demiş ki Halk TV ve A Haber'de birbirine zıt şeyleri çıkarıyorlar. Söylediğim şeyleri cımbızla alıyorlar demiş. İşte bunu zaten o kadar iyi söylemiş ki İlber Ortaylı doğru. Tam bu işte. Bu noktaya gelindi. Yani ben haberin bu şekilde görüyorum. Pıt 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 bu kısımlar hoşuma gidiyor. Bunları alıyorum. Öbür taraf bende. Bunları pıt 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 bunları alıyorum falan. Yani dolayısıyla o ağzından cümleler çıkan kişi bir kez daha gelip yahu siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Bir de İlber Ortaylı gibi konuşayım. Yani böyle olmuyor. Ben bunu demedim ya. Bir rahat rahat. Ne demiş İlber Ortaylı? Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiğini ifade ederek Suriyelilerin yaptıkları işlere lüzum yok. Şehirde mülteci olmaz. Demografik yapıya zarar verir. Kriminal krize dönebilir. Vatandaşlık satılıyor. Bu ne büyük rezalettir ifadelerini kullanmış. Yani sonuçta bu işe karşı olduğunu söylemiş. Fakat diğer cenahata bakıldığında Suriyeli mültecilerin geri gönderilmemesini istediği gibi bir anlam çıkartılmış. Dolayısıyla o da demiş ki her zaman söylüyorum her mülteci aynı mülteci değildir. İki yayın kuruluşu var. Biraz önce adlarını söyledi zaten. Cımbızla çekiyorlar yani. Eski adettir. Kasaba adet. Orada öyle burada böyle diyorlar. Böyle trollük yapılmaz. Amaçlı olabilir. Bu iki konuşmanın hepsini okumak lazım. Ona göre bir şeyler söyleyeceksin demiş.
İlber Ortaylı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı ve düzensiz göçmenler konusunda açıklamalar yapmış. Demek ve gerçek açıklamaları şuymuş. Mülteci dediğiniz siyasal açıdan sığınma isteyen kişi demektir. Vatandaşlığı da aday olabilir. Vatandaşlığa da demiş. Bizim kanunumuzda Türk ırkından olanlar diyor. Bu ırkçılık değil, Türk kültür azınlıkları demek oluyor. Bunun ucu İran sınırından başlayıp Türk azınlığı, Çin sınırı, Uygurlara kadar gider. Bunlardan da aday olabilir demiş. Suriyelilerin içinde de vardır. Halep Türkmenleri. Ama bizim bildiğimiz Suriyeli falan aday olmaz. Herkes vatandaş olamaz demiş İlber Ortaylı. Yani sözlerine açıklık getirmiş. Daha da uzun da tabii. Yani ben de oturup da bütün programım boyunca İlber Ortaylı'nın açıklamalarına yer veremem nihayetinde. Merak edenler internet üzerinden zaten araştırıp bulabilirler. Peki biraz da WhatsApp'a bakayım. Hani uyanmış. Afyonu patlamasa bile Muza'ya şöyle bir günaydın demiş. Bu olaylarla olanla bitenle fikri olanlar. Mesela şimdi toplu taşıma araçlarından sorsam etrafınızda evet sizin de göçmen var mı desem büyük ihtimalle herhalde herkes yazacaktır, var diyecektir. Çünkü ben de hani çok kullanmasam bile ama etrafımdaki insanlar toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar ve diyorlar yani. Özellikle benim hani insan arasında tedirgin olduğumu bilen kızım bile ay baba tam senlikti vallahi bugün yine inan otobüsü bir görecektin Allah diyor mesela. Ya ne vardı kızım diyor. Tam karşıma oturdu diyor bir tane adamın biri ki otobüs gibi toplu taşıma araçlarında hala biliyorsunuz maske takma zorunluluğu var. Maskeyi takmamış yüzüne bakıyorum diyor hala öküz gibi yani o da benim yüzüme bakıyor. Acaba anlamıyor mudur ki insanlar sizce? Mesela şu an bindiğiniz toplu taşıma aracında olanlara söylüyorum beni dinleyen. Otobüste, metrobüste falan neredeyseniz karşında o sağında solunda böyle maske takması hala gerekliyken çünkü o yasak kaldırılmalı toplu taşıma araçlarındaki yasak. Takmayan ve onun yüzüne gözüne gözünüzü dikip baksanız onun da size öküz gibi pardon sabah programında bunları dememem lazım ama yani böyle bön bön hadi öyle söyleyeyim bön bön bakması söz konusu olan insanlar var mıdır etrafınızda? Benim kızımın karşısına olmuş bir kere yani. Böyle bakıyorsunuz o da size bakıyor. Belki de bile de bakıyor. Yani içinden biraz daha siz bakmaya devam etsiniz. Ne oluyor birader hayırdır neye diktin gözünü bakıyor falan. Maskeniz yok da. Ha, sen takmışsın işte. Yetmiyorsa bir tane daha da bir de ben takayım falan filan. Böyle birden kavgaya girişir. Neden? Çünkü karşınızdaki ilkel bir varlık. Yani şu an toplu taşımada olan beni dinleyip de maske takmayan da varsa kendisine de söylemiş olayım. Kardeşim sen ilkel bir varlıksın. İnsani gelişim sürecini tam tamamlayamamışsın. Senin gibi ilkeller yüzünden biz rahat edemiyoruz toplumda. Evet. Yahu maske yasak kalktı her yerde falan. Hayır. Otobüste, minibüste, toplu taşımada kalkmadı. Artık otobüs şoförleri de uyaramıyor. Neden? Çünkü korkuyor insanlar. Otobüs şoförünün de canı canhoş. Yani bir yığın manyak var sokakta. Hangi birini uyarsın? Dün Kocaeli'de bir olay olmuştu. Akşam söyleyemedim. Şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Yani adam el kaldırıyor minibüse. Minibüs gibi, otobüs gibi, midibüs ortada olanlardan. Yani adamcağız da duruyor yani yolcu sanmış. Ne oldu lan falan filan. Ya yolcu sandım elini kaldırınca. Arada bir münakaşa çıkıyor. Ondan sonra alıyor bıçağı. Otobüs şoförüne bak diyor seni burada var ya şey delik deşik edelim mi diyor. Çizelim mi diyor. Bıçaklarım mı diyor. Bir şey yani. Hani hoş demesine de gerek yok. Bıçağı çıkarınca sana burada ben böyle bir güzel bir kaş göz çizerim demediği belli yani. Hiçbir şey demese bile bıçağı çıkarsa yeter zaten. Şoförün eşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadeti getirmesi gerekiyor. Korkuyor insanlar. Yani herkesin canı burnunda ve bir hayat yaşam korkusu var yani. Bu tür manyakların sokaklarda alıp başını gezmesi, çoğalması, herkesin belinde bıçak, satır, silah olması. Allah aşkınıza İçişleri Bakanlığı lütfen yani. Gerçekten insanlar biz yani normal sıradan ölümlüler korkuyoruz ya. Bunlara karşı bir önlemimiz olmayacak mı? İstediğimiz yerde gülünler tam böyle zırpırt her yol köşesinde trafik çevirmesi, efendime söyleyeyim GBT kontrolü falan. Ama bunlarla başa çıkılamıyor mu yani? Niye bunların sayısı bu kadar çoğaldı ülkenin sokaklarında, caddelerinde? İnsan korkuyor doğal olarak. Abi günaydın, iyi bir Norveç sabahından demiş.
Yine bir metrobüs kazası, aşı arızası, yükselen sesler. Norveç'in halkı çok gergin. Evet, o yüzden hiç bulaşmamak lazım. Erman kardeşim de Norveç'ten yazmış bize. Oslo'da falan herhalde o büyük ihtimalle. Ama yani böyle sabah onların metrobüsü de tabii. Onlarda da metrobüs var, hoş. Abi günaydın. Bizlere huzur veren, mutluluk veren enerjin daim olsun. Hay Allah'ım, o huzuru, mutluluğu bu başkalarına verebildiğimi söylemiş ya, kendime de verebilsem. Demek ki ben bu size bahseder konuşurken verdiğim huzur bitiyor herhalde, kendime huzursuzluk kalıyor. Meşhur sarı siteye faiz indiriminden önce favoriye eklediğim ilanlar en az %20 arttı demiş. Bu ev fiyatlarını söylüyor. Bu fırsatçı insanlar yumurta, süt, yağ artınca eminim ki ekonomiden şikayet edenlerdir. Tabii canım, tabii. Yani aynı kalitesiz insanlardır. Aynı utanmaz insanlardır. Sütteki fiyat, yahu biz bunu daha dün bu kadar aldıydık. Hayret bir şey ya. Yumurta da arttı. Hemen koşuyor eve gidiyor. Bizim o satılık ev vardı ya, onu bir arttır, bir 50 bin falan arttır. Neden baba? Süte, yumurtaya, yağa zam, her şeye zam geliyor. Süte, yumurtaya zam geldi ama sen evin fiyatını birden bir bakıyorsun 50 bin, 50 bin lira, 100 bin lira birden arttırıyorsun. Süte sanki o kadar zam geldi. Yani merhametsizlik, evet, gerçekten. Almış başını gitmiş. Gökhan demiş ki İzmir'den yazdım. 25 yıldır seni dinliyorum. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim WhatsApp mesajlarına. Siz yazın fikirlerinizi, yaşadıklarınızı, sıkıntılarınızı, zorlukları ya da haberlerle ilgili yorumlarınızı ben de okuyayım. Günaydın. Avrupa'da başka kutsal kitaba karşı farklı tepki mi veriliyor? Yani pozitif ayrımcılık mı var? O zaman Kur'an'ın içeriğine de bakmak gerekiyor demiş. Mesela yeryüzünde hakim din İslam oluncaya kadar savaş diyor. Bunu fikri ve barışçıl bir mücadele diyemezsin sanırım demiş. Bunu da yorumlar mısın? Ayrıca Ayasofya'yı da yorumuna katarsan sevinirim demiş. Yani ilk önce bundan mı başlayalım? Yani kutsal kitabın içinde ne demiş? Kur'an içine bakmak gerekiyor. Mesela yeryüzünde hakim din İslam oluncaya kadar savaş. Şimdi ben kutsal kitapların, yani kendimce yorumum, ben ilahiyatçı değilim ama buradaki savaş kelimesinin yık, biç, kan gövdeyi götürsün, istila et bütün ülkeleri, İslam dinini yayıncaya kadar, yani o kökten dincilerin cihat anlayışındaki bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Yani bir dini yaymanın bizim bildiğimiz o savaşmayla olabileceğine de inanmıyorum. Yani öyle ya, hani hurra saldırdın gittin, atıyorum nereye gidelim biz mesela, kaldık toplandık, sallayayım bir şey, Danimarka'ya hadi, Danimarka, sizi Müslüman yapmaya geldik, keseceğiz biçeceğiz Müslüman, böyle Müslüman olamaz ki. Yani hiçbir din mensubunu kendi dininizde alamazsınız böyle bir durumda. Neden alamazsınız? Çünkü zorla güzellik olmaz. En kötü iyi ihtimalle sana evet oldum Müslüman der, içinden hayli hangi dinse, Hristiyansa, Protestansa ya da dinsizse devam eder. Yani buradaki savaşın ben aslında hüsniyet derler ya eskiler, güzellikle, iyilikle, aydın bir yöntemle kendi dinini yaymaya çalışmak olduğunu düşünürüm. Yani ya da düşünmek isterim en azından. Ha, belki diyebilirsin ki çok pozitifsin, çok iyimsersin, ben öyle düşünmüyorum da diyebilirsiniz. Ama ben o savaşın o olması gerektiğine inanırım daha doğrusu. Ayasofya'yı yorumuna katar mısın? Ayasofya'nın geçen kapı kolunu yemişti birileri değil mi? O, yok, yenmemiş. Daha sonra açıklama yapıldı. Kapı kolunu da kemirmeyecek kadar o duruma düşmedik yani. Öyle değil. Sonra tekrar bir açıklama daha yapıldı. Orada bir şey vardı, bir Osmanlı'dan kalma. İşte ayakkabı falan koyuyor. Yok efendim, ayakkabı mayakkabı koymadılar. Yalan bunlar. Bunları uyduruyorlar diye tekrar bir açıklama çıktı. Hatta dün yine sosyal medyada Topkapı Sarayı'ndaki kaşıkçı elmasının yok olduğuna, çalındığına dair bir şey çıktı ve Milli Saraylar'dan açıklama geldi. Yani bunları paylaşanları tek tek tespit edeceğiz sosyal medyada ve mahkemeye vereceğiz. Hakkımızı yasal yollarımızla arayacağız diye. Yani kaşıkçı elması da çalındıysa zaten her şey bitmiştir. Ya, gerçekten bitmiştir yani. Hani o kadar korunan, benim bildiğimin kaşıkçı elması Topkapı Sarayı'nda. Hoş, şu da var yani. Oradaki elmasın gerçek midir, imitasyon mudur hani? Orada bir elmas biliriz biz. Kaşıkçı elması durur. Yani çocukluğumuzda Topkapı Sarayı'na gezi falan filan. Bu kaşıkçı elması, orada yazarmış lafa. Ama yani belki de o kaşıkçı elması gerçek. Belki gerçek değil. Gerçek olmasa bile ben zaten anlamam. Büyük bir çoğunuz da anlamazsınız herhalde. Ama zannetmiyorum ki o elması çalınsın falan. Yani bu olamaz yani.
daha doğrusu dediğim gibi bunu da düşünmek bile istemiyorum. Ev fiyatlarıyla ilgili demiş ki arz talep dengesi olsaydı, yabancıya bu kadar emlak satışı olmasaydı, döviz kuru bu kadar yükselmeseydi, fiyatlar dediğiniz gibi internet sitelerinde bu kadar değişiklik göstermezdi. Yani bu sizin bu yazınız da şeye benzemiş. Hani hanımın bıyığı olsaydı amcam olurdu. Buna benzedi gerçi biraz. O olmasaydı bu olmasa oldu yani, maalesef oldu ya. Yani. CRI Türk. Hanımlar beyler, Muzo. Evet. Hanımefendiler ve efendiler, ilk saatin sonlarına doğru. Biz CRI Türk'teyim. Sizle beraberiz. Beraber olmaya saat 7'de başladık. Haberleri veriyorduk ve vermeye de devam edeceğiz. Tarafsız, doğru, güvenilir haberleri vermeye devam edeceğiz. Gerçi hiç kimse malım kötü demez ama... Ama zaten dinleyince anlarsınız yani. Hani böyle ilk defa denk gelenler için söylüyorum. Peki haberler. Dünden kalanlara önce bir bakalım şöyle. Ankara Üniversitesi'nde 1930'lardan bu yana yapılan İnek Bayramı gösterilerinde öğrenciler arasında gerginlik yaşanmış. Bunca yıllık bir radyo programcısıyım. Daha önce herhalde belki gerginlik yaşanmadı ya da hiç haber olmadı. Ben Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı diye bir bayram kutlandığını hiç duymamışım. 1930'lardan bu yana kutlanıyormuş. Bir öğrencinin temsilen imam kılığına girmesi bazı öğrencilerin tepkisini çekmiş ve bir arbede çıkmış. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etmiş. İnek bayramının yapılmaması gerektiğini savunmuş bazı öğrenciler ve bazıları da hadsizler, siz kimsiniz diyerek onlara saldırmış ve birbirlerine girmiş. 1930'lardan beri yapılan bir bayram, yani bir kutlamaymış artık İnek Bayramı dedikleri, öğrencilerin kendi arasında demek ki üniversitenin yerleşik bir şeyi 1930 yılından beri yapıldığına göre. Ama ne yazık ki bazı öğrenciler bunun İslami değerlerle alay edildiği için bunun yapılmaması gerektiğini savunmuşlar. Bunca yıldır hiçbir kimsenin aklına burada İslami değerlerle alay edildiği gelmedi de bu sene mi geldi, ben anlayamadım. Ya da bu sene mi, belki de hani bunca yıldır yapılmadı, bu sene kantarın topuzu kaçtı, bir haddini bilmez bir şey yaptı, o ayrı bir şey. Yani onun tepki gösterilebilir ama bayram, hani o neyse, o inek bayramı denilen bayram, hiç duymadım ama hani o yapılmayacak bundan sonra denmesi, sen kimsin? Yani sana mı sorulacak yapılıp yapılmaması diye, tabii diğer gruplarda, bir de gençler bunlar, kanları da böyle hızlı bir ivmeyle akıyor. Dolayısıyla tartışmanın çıkması normal tabii. Yani daha doğrusu o sonuç olağan. Fide'de Türk derbisiyle sezon tamamlanmış. Bakıyorum Vakıfbank Fenerbahçe Opet maçıyla belli olmuş. Bu karşılaşma öncesinde seride durum 2-2'ymiş. Final serisinin 5. ve son maçını 3-0 kazanan Vakıfbank takımı 2021-2022 sezonunun şampiyonu olmuş. Fide'de. Tebrik ediyoruz hanımefendileri. Böyle güzel haberlerle gelsinler işte. Herkes bize böyle güzel haberlerle gelsin. Bıktık çirkin haberlerden. Dünyada bir haber. Bu da çirkin. Daha biz bir musibetten kurtulamadan öbürü geliyor. İrlanda'da bir çocuğun gizemli hepatit nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmiş. İngiltere'de geçen ay ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan, nedeni belirsiz hepatit virüsünün COVID-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyormuş. Yaşları 1 ile 12 arasında olduğu ve tamamının hastaneye kaldırıldığı bildirilmiş. Tedavi gören bir çocuğa bir karaciğer nakli yapılmış. Dünya Sağlık Örgütü bu birçok ülkede görülen ve nedeni de henüz anlaşılamamış olan hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirmiş çocuklarda. Yaygın aman Allah çocuklarımızı korusun. Yani tabii şimdi burada doğal olarak hani bir pandemi bitmeden acaba yeni bir pandemiye neden olur mu ki bu belirten durumlar, bu olaylar? Doğal olarak hani komplo teorisyenlerini de devreye sokar yani. Yok yahu, bunlar mahsus yapılıyor nüfusu azaltmak için. Söylüyoruz size, inanmıyorsunuz. Biz de dalga geçiyorsunuz. Komple teorileri komple. Bu neyin kafası diyorsunuz. Bak daha biri bitmeden biri geldi. Bu gidecek, öbürü gelecek. Dememiş miydi Bill Gates? Daha bundan sonra çok pandemi görecek dünya insanı diye falan. Böyle söylüyorlar. Hani hangi bilgiye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Ama zaten
şeyde komplo teorisyenleri de bir bilgi olmadan da böyle söyleyebiliyorlar bunları. Siz neye inanıyorsunuz? Ey dinleyici, 0530 666 4 777 Siyeray Türk'ün WhatsApp numarası. Bu dudu dilli civelek adamın, Muzo'nun WhatsApp numarası yani. Buraya yazabilirsiniz. Böyle bir şey var mıdır sizce de? Bu komplo teorisi yok. Muzo komployu falan geçti bu. Düpedüz yani. Belli baksana ya. Daha biri bitmeden biri geliyor. Yani biz bunların altından nasıl kalkacağız falan. Böyle mi düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Yazabilirsiniz. Günaydın Muzo. Günaydın. Size de bir başkası demiş ki görseldeki evi alırız biz ancak demiş. Görseldeki ev, evet, bu son zamanlarda çok moda olan, internette de o tiny, İngilizce küçük demek, minicik demek, tiny house'lar dünyada da çok popüler olmaya başladı. Bazı insanlar gerçekten hani felsefesini bunu kabul düşünüyorlar, felsefesi doğrultusunda. Yani dünya kaynakları bu kadar azalmışken, bu kadar görgüsüzce parası olsa bile insanların görgüsüzce aç gözlülükle para harcamaları, dünyada milyarlarca insan konut sıkıntısı çekerken, başını sokacakları bir ev yokken ya da yiyecek yemekleri, içecek suları yokken, bu şatafatla banyoya girip de galon galon şaka 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 suları harcama falan. Yani bu bilinçle yaşayanlar bir de yani böyle ay böyle sonradan görme, bizim bir tiny house'umuz var, tiny house yaptırdık falan. Aslında onun normalde oturduğu ev belki bilmem kaç oda salondur ama o yani dünyada var olmuş bir akımı kendi görgüsüzlüğüyle birleştirerek etrafındaki insanlara hava atmak için o sığ kafasıyla böyle bir cümle kurabilir. Ama dediğim gibi ne amaç, yani insanların ne amaçla yaptırdıklarını bilemeyiz. Bazıları da küçülmek için. Evet, gerek yok. Yani ne gerek var? Biz bu kadar bir evde de yaşayabiliyoruz. Hem tekerlek de koyduk altına, istediğimiz yere de gidiyoruz falan. Hani öyle yaşayan insanlar da fazlalıkla var. Tiny House, onun fotoğrafını göndermiş. Yolda kendi araç kullanırken önünde giden bir aracın. Yani işte bitti mi, ne güzel. Evin, oraya da sığıyorsun, orada da uyuyorsun. Ama tabii bazı insanlar özellikle geniş 3 oda 1 salon evlere alışmış o eski kuşak. Aa yok ayol, dünyada kalamam ben burada. Delirdin galiba. Tımarhane gibi. Yok yok yok. Kapalı kalma kork. Bak şimdi konuşması bile bana yetti falan filan. Ya bir gir bir içine, bir dene bakalım falan. Karavan hayatını da sevmiyorlar bazıları o yüzden. Evet. Abi günaydın. Dün kendimi o kadar çaresiz hissettim ki üniversitede okuyan kızıma Suriyeliler ve Afganlar yüzünden biber gazı ve çakı aldık. Allah Allah. Bir babanın neler hissettiğini sana anlatamam yazmış. Haksız mı? Bakar mısınız? Kızı üniversitede okuyor. Korkusu var. Ve bir baba yazmış bunu. Suriyeliler ve Afganlar yüzünden biber gazı almışlar kızlarına. Bir de yanına çakı almışlar her ihtimale karşı, kendini koru diye. Ne kadar kötü hissettim kendimi diyor. Yani bunlara ses verecek yetkililer mutlaka duyuyorlardır. Yani gerçi İçişleri Bakanımız biraz da selfie çeken insanlardan çok o selfie kanesinde olan kişileri de kişilere de sitem eder nitelikte konuşmuştu. O da vatandaşımızı üzmüştü, bazı vatandaşlarımızı. Ya bir İçişleri Bakanı yani, ve adam orada resmen selfie çekiyor. Nasıl selfie çekmek, bu arkadaki karıyı kızı çekiyor yani diyenler olmuştu. Ama İçişleri Bakanımız gelenlerin hepsi mi sapık? Bu ne yani? Bir iki olay için bunlar büyütülüyor sosyal medyada, minvalinde konuşmuştum. Güneşli bir Bursa fırından da selam almışız. Demiş ki dinleyicim, İlber Ortaylı'daki cımbızla laf alma olayını seneler önce de papaya yapmışlardı. 90'larda veya 2000'lerin başıydı sanırım yazmış. Sen o zaman yastık sohbetlerinde değinmiştin. Ne hafıza var size? Ben o kadar çok şeye değindiğim için değindiklerimi unutuyorum. Ama bunlar bak hatırlıyor. Papa İstanbul'a gelmişti. Uçaktan iner inmez gazeteciler İstanbul'daki genel evler için ne düşünüyorsunuz diye sormuşlardı. Papa da İstanbul'da genel ev mi var demişti. Ertesi gün ülkedeki fazla tiraj olan gazete manşetlerine Papa uçaktan iner inmez İstanbul'un genel evlerini sordu yazmış. Şehir efsanesi gibi olmuş hakikaten. Yani böyle. Tabii özellikle de yapanlar var bunları zaten. Özellikle insanlar hoşuna gidiyor. İzmir'den günaydın. Gülen bir bayan, böyle ne kadar güzel gülmüş. Teşekkür ediyorum. Size de günaydın diyeyim. Peki başka şunu okuduk mu?
okumuşuz. Ha, yeni gelen mesaj olunca okuduklarım niye renk değiştirmiyor burada benim ya? Böyle habire bir şeylerle oynuyorlar burada. Ben hangi mesajı okudum, hangisini okumadım anlayamıyorum. Okuduğum diye düzelirdi. Günaydın abi. Toplu taşıma maske takmayanlarla dolu. Otobüs, minibüs şoförü bile takmıyor. Ben hala çift maske takıyorum demiş Meryem Hanım. E tabii. Şimdi otobüsün şoförü de takmazsa yolcuya ne tak demiyordur zaten. Bazen yolculara tak diyorlar. Yolcular şey diyor. Hemen ineceğim bir durak sonra. Ya dünyanın hangi ülkelerinde böyle oluyor? Kardeşim, otobüs şoförü sana kaç durak gideceksin, kaç durak sonra ineceksin diye sormuyor. Otobüse ya da toplu taşıma aracına maskesiz binemezsin. Yani bu otobüs şoförünün koyduğu bir kural değil. Ama biz halk olarak o kadar korkuyoruz ki. Çünkü bizim yaşam endişemiz var. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Etrafta o kadar manyak insan var ki bıçakla, silahla gezen ve ne yazık ki bizi koruması gerekenlerden de söylememize rağmen bir türlü önlem alınamadığı için vatandaş yanlış gördüğünü uyarmaya korkuyor. Ama şimdi başıma bela alırım, bir silahı vardır, bıçağı vardır, yani kavga etmekten korktuğumuza değil, ölmekten korkuyoruz yani. O yüzden bir tane yani çok kaba saba şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum yayında olduğum için. Bir tane hadsizim biri diyeyim hadi. Otobüse biniyor, işte vasıtaya biniyor. Maskesiz bile ben. Bir de içinden diyordur, ulan bak bir Allah'ın kuluna bir şey diyebiliyor mu? Ortamı bu tür omurgasız canlılara bırakanlar helal olsun. Tebrik ediyorum. Eserleriyle gurur duyabilirler. Evet abi, eşime bak, krediler düştü bakalım bireyler dedim. Bakalım bir şeyler. Ha, kredi düştü bir şeyler bakalım demiş. Ben çilek alırken 3 kere düşünüyorum. Sen ne diyorsun demiş. O da, eşi de ona. Oslo'da yaşamak zor. İşte dedim size. Yani bu kredi düşse bile yine parası olanlar faydalanabilecekmiş gibi geliyor sanki bana. Yani büyük bir bölümü insanımızın aldığı parası gıdaya ve kiraya bile zar zor yeterken. Yani efendim, kredileri düşürdük, ev alın. Tamam güzel ama keşke alabilse insanlar. Başını sokacak evleri olsa da hiç olmazsa kira düşünmeseler. Ya da bir şey ödüyorlarsa kendi evlerini ödeseler hiç olmazsa. El alemin evine değil. Çünkü kiranın bir de şu riski de var. Efendime söyleyeyim, zırt diye hadi çık bakalım. Oo, etraftaki bütün evler oldu 6.000-7.000, sen hala kaldın 2.000'de. Almaz falan diyenler. Gerçi sadece kirasıyla geçinen insanlara da bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü gerçekten yani bir emekli bir evi olmuş, onu kiraya vermiş, onunla geçiniyor kirasıyla. Ama kirasını çok arttırmak istiyor diye kızıyoruz belki, haklıyız. Ama adamcağız da ne yapsın? Yani 20 liraya aldığı peyniri 70 liraya alır hale gelmiş. Ne yapacak yani? Onun da tek geliri evinin kirası, onu arttırmaya çalışıyor. Yani burada ev sahibine kızacağımıza, aslında bu sisteme, bu noktaya gelen, getiren sisteme kızmak ya da serzenişte bulunmak ya da sitem etmek, neyse işte bu gerekiyor. Yoksa o da ondan geçiniyor, ne yapsın yani. Demiş ki, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Aylık 18.000 TL 120 ay boyunca kim nasıl ödesin? Çoluk çocuk çalışa çalışa insanlar yine alamaz. Müteahhitleri kurtarmak için yapılan bir şeydir. Dar geliriyle alakası yoktur demiş bir dinleyicim. Sonra Kur'an-ı Kerim'le de ilgili bir şey demiş. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür denilir demiş. Fazla bir bilgim yoktur ama nacizane bildiğim demiş. Tabii benim. Yani sonuçta kırmaya, dökmeye, savaşa, yani o kökten dinci tabanın o cihat anlayışına denk gelen bir savaşma değil bence de Kur'an'da bahsedilen, yani İslam dinini yayma konusunda savaşma. Ama oradaki savaş kelimesini alıp da hurra topla tüfekle gidip sonra dini kabul ettirmek olarak algılayanlar da olabilir ki var. O değil bence. Yani ama tabii dediğim gibi ben de teolog değilim, yani din bilimci değilim. Günaydın Muzu abim, Urfa'da çok selamlar demiş. Teşekkür. Biz burada yanıyorsak Urfa'da sen ne haldesindir acaba? Muzu,
bizdeki ahlaksız toplum varken o tiny house'ların fiyatları çarpı 5 olur. Yeter ki talep olsun demiş. Çok haklısın. Gerçekten çok haklısın. Yani bizdeki o tiny house'lar yani yurt dışında yani 3.30 paraya alacağın evler. Çünkü bir oda evler. Biz de şimdi sonradan görme efendim tiny house yapıyoruz. Biz tabii bilmem ne. Yahu senin evin tiny ama maşallah fiyatı hiç tiny değil, maxi. Nasıl tiny house bu yani? Nasıl küçük bir ev? Fiyatı da tiny house olsa anlayacağım da yok ha. Biz de insanlar gerçekten aç gözlü, aç gözlü. Yani. Bizim kendimize yaptığımızı başkası yapmıyor, merak etmeyin yani. En beteri insanın insana yaptığı. Muzu ayarlarımızı değiştirmişler. Önceden senin çevrim içi olduğunu anlardık. Şimdi hayalet gibi gidip çıkıyorsun WhatsApp'a demiş. Yalnız ben de takıntılı sevgili gibi ne gereksiz şeye dikkat etmişim demiş. Öyle mi? Eskiden WhatsApp'ta çevrim içi olduğumu mu anlıyordunuz? Ayarları değiştirmişler. Evet, şimdi bilmiyorum yani bunu kim yaptıysa Allah için niye yaptı onu da anlamadım. Okuyorum, okuduğumun rengi değişirdi mesela CD'nin yani okundu görülürdü. Şimdi okuduğumu tekrar okutuyorum. Yani bu yayının hızıyla da tabii okuduğumu da hatırlamıyorum. Bakıyorum ha tekrar okuduğum çıkıyor karşıma. İşgüzarlık. Şimdi sinirlendim, bunu kim yaptıysa kovduracağım. Abilerin en samimisi günaydın yazmış. Eşimle bebeğimize bebek bezi bakarken artık müzede geziyormuşuz gibi etiketleri izliyoruz dakikalarca. Sesimizi duyurursan seviniriz demiş. Duyurmaz mıyım ya? Bak ev kredilerinde faiz oranı birin altına düşmüş. Neyime? Benim vatandaşımın yani genelinin neyine daha doğrusu? Bebeğinin altına bağlayacağı bezin fiyatına hangisi uygun diye orada oraya ona bakarken yani böyle... İnsanlarımız o durumda, bizde ev zor. Gerçekten hayat çok zor, ben size söyleyeyim. Hepimiz ya, söylememe de gerek yok da hepimiz yaşıyoruz zaten. Günaydın Muzo. Sevgi ve saygı demiş ki kaplumbağa gibi sırtıma ev yaptırmayı düşünüyorum. Proje üzerine çalışıyorum. Ev almak hayali benim için hayal demiş. Mudanya. Honolulu'dan tiny house yaptır sen de böyle. Evet olabilir. Karavancıyım yani. Oh mis. Mis. Karavan ne güzel. Yani eğer böyle yerleşik düzene tercih etmeni sağlayacak zorunlulukların yoksa mis gibi hayat. Ne güzel gez işte. Muzo. Burada hanımlar beyler, saat 7'den beri mikrofonunun başında. Saat 8.21 oldu. Cuma sabahı. Buraya geldim, elim ayağım. Ağzım burnum kaşım gözüm. Allah'a şükür yerinde. Aklım da yerinde olduğu kadar yerinde. O size yetiyorsa sorun değil. Baksanıza bazılarına sesim enerji bile veriyormuş. Dedim ya bandı alıp. Yo podcastlerimi dinlerim. Evet, podcastleri dinliyor musunuz bu arada? Kaçırdığınız günlerin programlarını Siyeray Türk'ün Spotify'ı indirirseniz eğer, Siyeray Türk'ün sayfasını takip ederseniz, istediğiniz podcast orada yayınlanıyor. İstediğiniz günün programı. Canınız nerede Muzo'nun bu şefkat dolu tahrik edici sesini duymak isteyenler? Arıyorsunuz, seçiyorsunuz. Hiç haberci diline yakışmıyor bu söyleme ama ne yapayım ya? İnsanlar yazık delirmek üzere, biraz böyle ben de deliliğe vurayım da bari insanlar biraz ferahlasın. 13 Mayıs günü bakıyorum dolar 15 lira 41 kuruş. Vay 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 vay. Ama söylemek zorundayız. Euro 16 lira 2 kuruş. Vay 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 vay. Kontrol altına alınmıştı bu dolar, hani kur baskısılanma falan, hani yine mi yoksa kontrolden çıkacak, ödümüz patlıyor yani gördüğümüz zaman da vallahi billahi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin raporunda bakalım hava sıcaklığı. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecekmiş. Bölgelere göre Marmara bölgesi az bulutlu ve açık. Edirne 30, Kırklareli ve Kocaeli 29, İstanbul 26. Bütün şehirler bu Marmara bölgesindeki az bulutlu ve açık. Yani bayağı sıcak bir gün yaşayacağız biz İstanbul'da. Siz başınızın çaresine bakın, bakın der gibi oldu ama. Bakalım diğer bölgelerde. Ege parçalı bulutlu. Öğleden sonra Denizli, Uşak çevreleri ve Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar'ın batısı,
genel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçecekmiş. Afyonkarahisar 24, Denizli 28, İzmir 27, Muğla 25. Peki Akdeniz'e bakalım. Akdeniz Adana parçalı bulutlu, az bulutlu 29, Antalya, Osmaniye 29 yine parçalı ve az bulutlu, Antalya 26, Hatay 27. Evet. Orası da hep açık, az bulutlu. İç Anadolu bölgesi. Ankara az bulutlu ve açık 25. Eskişehir az bulutlu ve açık 27. Konya az bulutlu, açık 25. Kayseri 22. O da az bulutlu ve açık bir gün yaşayacakmış. Batı Karadeniz bölgesi. Bolu 25. Düzce 28. Kastamonu 24. Zonguldak 22. Bütün bölge az bulutlu ve açık bir gün yaşayacakmış. Orta ve Doğu Karadeniz'de az bulutlu ve açık. Amasya 25. Gümüşhane 22, Samsun 19, Trabzon 16, Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Erzurum ve Van 14 derece, Kars, Malatya'da 22. Buralarda az bulutlu ve açık. Güneydoğu Anadolu bölgesinde az bulutlu ve açık. Diyarbakır 26, Gaziantep ve Şanlıurfa 27, Siirt 25 derece olacakmış. Evet. Üzücü şeyler de oldu, olmuyor değil. Dün de onlardan biri mesela. Bu konuşulan, ya Allah'ım ya. Yani gerçekten, evet tabii çok sosyal medyada tepki aldı bu haber. Oyuncu, bir oyuncunun, kimdi? Melis Sezen'in bir galada giydiği kıyafeti eski bir milletvekili, Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekili Ahmet Çakar eleştirmişti. Çok tepki geldi kendisine de. Kadınların kıyafetinin ne olması gerektiği ya da ne olmaması, yani ne giymesi ya da ne giymemesi gerektiği çok konuşuldu. Göğüs dekoltesinden bahsetmiş eski milletvekili, işte göbeğine kadar inen, içinde sütyen de giymemiş. Bu açıkça bir suçtur. Hem de ihbara gerek kalmayan bir suçtur diyerek yasalarımıza da ne kadar hakim olduğunu ortaya koyuyor. Yani demek ki bir sokakta dekolte kıyafeti olan birisi suç işliyor yani. Acaba hangi yasaya göre bu? Hangi ülkenin yasasından bahsediyor sayın milletvekili, bilmiyorum. Çünkü Türkiye şer'i yasalarla idare edilen bir ülke değil. Dolayısıyla o kendisi hangi yasadan bahsetti bilemem ama kendisine çok eleştiri geldiğini biliyorum. Sosyal medyada gördüm ben de. Hatta daha da ileri giderek başörtülü kızların giyimiyle de ilgili konuşmuş. Başında başörtüsü, altında stretch pantolon. Kızım bari başörtüsü örtme, insaf et demiş. Daha sonra da delikanlılara konuşmuş. Delikanlı genç başörtülü kızla parkta öpüşüyor, sarmaş dolaş. Oğlum sen nasıl delikanlısın? Nasıl muhafazakarsın, nasıl Müslümansın? Ey kız sen nasıl tesettürlüsün? Allah'tan korkun. Tamam, şimdi bakın buraya kadar normal. Normal derken ya muzol ediyorsun. Kendi görüşü, kendini bağlar. Ama bundan sonrası kötü. Bunlara müdahale etmek lazım. İşte burada durmanız gerekiyor sayın milletvekili. Haddinize değil. Çünkü Türkiye laik bir ülke. Laik bir sistem yönetiliyor ülke. Yani siz öyle insanlar görmüyorsunuz. Tayt giyip üstüne başörtüsü takınca sizi rahatsız ediyor. Parkta sevgilisini el ele tutuşuyor diye. Ki kabul edebilirim sizin görüşünüz. Ama size uymuyor diye bunlara müdahale etmek lazım görüşünüze ben katılmıyorum. Sizin haddiniz değil çünkü insanlara müdahale etmek. Ne demek bunlara müdahale etmek lazım? Yani siz kendi kızınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu bu şekilde yaşatabilirsiniz. Ama insanların yaşam biçimlerine, yani ne yapmaları ya da ne yapmamaları gerektiğine bence karışma hakkınız yok. Yani olmamalı da zaten. Çünkü biz bayağı bunlardan çektik çekeceğimiz kadar. Artık yeter. Yani biz önümüze bakalım. Ülkenin işte bu insansız hava araçları, efendime söyleyeyim ürettiğimiz araba falan, her ne kadar eleştirilse de bütün parçası yurt dışından geliyor dense de, tabii bunlarla biraz bir şeyler bulalım, geliştirelim. Yani dünyaya başka türlü duyuralım adımız. Yok efendim parkta başörtüsünü örtmüş, yalnız elin adamın eli değmiş falan filan. Ya bırakınız Allah aşkına bunlarla uğraşmayı ya. Koskoca adam sizden. Bırakın başka şeylerle. Hayat kısa. 3 günlük dünya. Siz kendi keyfinizle, kendi doğrularınızla yaşamaya bakın ya. Biz
biz artık son çeyreğe mi girdik? Girmek üzereymişiz yani. Hanımefendiler, beyefendiler, ben Siyeray Türk'te size sabah saat 7'den beri haberleri veriyorum. Daha doğrusu vermeye çalışıyorum. Demiş ki kadınların sütyeniyle doluyla uğraşacaklarına, kadınların güvenliğiyle uğraşsınlar. Elin oğlu yalana yalana görüntüler alıyor. Yuh demiş bir başkası. Evet. Yani şeyden biraz önce, şarkılardan önceki haberle ilgili görüşü dinleyicimizin. Kuzey Kore ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölüm vakalarını duyurmuş. Pandeminin dünyaya yayılmasından 2 yıl sonra görülen ilk COVID vakalarını dün açıklayan Kuzey Kore'de devlet televizyonu, omikron varyantı tespit edilen 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmış. Dün sabah 1'di bu vaka sayısı, şimdi 6 kişi demişler. 187 bin kişinin karantinaya alındığı kaydedilmiş haberde. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un dün yaptığı açıklamada ilk COVID vakasını duyurarak ulusal çapta acil durum ilan ettiği detay olarak verilmiş. Fakat bazı kaynaklar virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyormuş. Büyük ihtimalle öyledir. Yani bilmiyorum, mesela hiç paylaşmasalar da öğrenilir miydi? Yani devlet eliyle paylaşılmış ama yani büyük bir sayıya ulaştığı için artık saklanamayacak olduğu için mi paylaşıldı? Bilemem, çünkü Kuzey Kore zaten dünyaya biraz değil, bir hayli kapalı bir ülke. Bizden bir haber. Öğrenci Veli Derneği Veliler Edirne Şubesi kentteki velilerle ekonomik krizin öğrenci aileleri üzerindeki etkisi üzerine bir anket çalışması yapmış. Bir kamuoyu araştırması yapmış ufak çapta. Ankete verilen cevaplara göre ailelerin %10'undan fazlası çocuklarına hiç harçlık veremiyor. %27'si eve test kitabı dahi alamıyormuş. Ankete katılanların 382 veli katılmış. Anketi cevaplayanların %67,92'si kadın, %32,8'i erkekmiş. Ne yazık ki anketten çıkan sonuçların bazılarına bakayım. İnsanın içini acıtıyor. Gerçekten bir annenin babanın evladına onu alamıyoruz kızım test kitabı. Yani yok ne yapalım, ay başını bekleyelim falan demesi. Ki sınavları da mesela LGS sınavı için söylüyorum ya da yüksek öğrenim YKS için. Yani onlara da az kaldı. Çok zor yani bir velinin söylemesi. Çocuğa okula giderken kaç lira harçlık veriyorsunuz sorusuna %44,4'ü 0 lirayla 10 lira arasında bir bedel, bir fiyat söylemiş. %26'sı da 11 lirayla 20 lira arasında veriyorum demiş. Harçlığın yettiğini düşünüyor musunuz sorusuna %62'si hayır, %38'i evet demiş. Ayda kaç kitap alıyorsunuz sorusuna hiç almıyoruz diyenlerin oranı %26,8. 1-2 tane alıyoruz diyenlerin oranı, yani çocuklarına ders kitabı anlamında söylüyorlar yani, %32,6. Evinizde ayda kaç kilo kırmızı et tüketiliyor sorusuna %32,9'u 1 kilodan az, %45,3'ü 1 ile 2 kilo arasında demiş. Ne sıklıkta tatile çıkıyorsunuz sorusuna %42,2'si hiç, %20,2'si nadir demiş. Yani dün bir açıklama vardı. Bu akşam programda da söyleyeceğim unutmazsam. Yani 2 kişilik bir tatilin bir hafta süresince 2 kişi tatilin bu seneki bedelinin 20 bin lira civarında olacağı söylendi. 15 lira ile 20 bin lira arasında 2 kişilik bir tatil. Ya yapma be Muza, çadır kurarsın abi 2 bin lira da çıkar. Yani ben sizin görüşünüzü ya da kendi görüşümü söylemiyorum. Birisinin, bir uzmanın, işte turizm derneği bilmem ne başkan falan filan, öyle bir haberdi bu. Tam şimdi önümde açık olmadığı için haber, akşam programında söylerim. Yani bu benim, ona bakarsan gidersin kumsalda yatarsın, belki daha ucuza çıkar bilmiyorum. Ama hani normal, insani, uygar bir insana yakışan bir tatilden bahsediyordur. Ama bazı insanlar var ki kendini insan yerine koymuyor herhalde. Mesela onu yemeği veririm, onu içmeyi veririm diyor yani. Ben bir insanım, bir ay boyunca çalışıyorum da aldığım parayla neden bir domates alırken düşünüyorum demiyor. Onu tabii tatil söylediğinde o tatile gitmeyiver de diyebilir doğal olarak. Ya da gittin çadır kur, çadırda kal, ormanda kal, tırtıl soksun seni de diyebilir. Bilemeyiz. Evet, ne yazık ki böyle bir araştırma sonucu üzücü yani. Barınma, temel ihtiyaçlar harici bir harcama yapamıyoruz demiş velilerin çoğu. Yani ve hatta bakın bir tanesi demiş ki üniversitede okuyan kızıma para gönderemiyoruz ve yurt çıkmadığı için arkadaşlarında salonda yatmak zorunda kalıyor demiş. Yani o kadar üzülüyoruz ki, içimiz o kadar parçalanıyor ki bu haberleri verirken.
Yani ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız bilemiyorum ama gerçekten insanın içi acıyor. Rize'den bir haber var. Rize'de de biliyorsunuz gösteriler yasaklandı. Bir hafta boyunca yani sokaklardaki etkinlikler, açık alanlarda falan. Hani bunlar hani Eskişehir'deki gibi. Rize'deki Çaykur Genel Müdürlüğü'nle yapılacakları yürüyüş, Rize Valiliği'nin aldığı eylem yasağı kararıyla engellenen çay üreticileri yasak kararını tanımamış. Artvin, Kemalpaşa ve Trabzon OFT'a düzenlenen basın açıklamalarının ardından temsilci heyeti talepleri içeren dilekçeleri iletmek üzere Çaykur Genel Müdürlüğü'ne gitmişler. Yani Rize'ye gitmeleri engellenen oflu çay üreticilerinden bir vatandaş da demiş ki belediye önünde bir açıklama yapacağız, taleplerimiz var. Yaş çayda taban fiyat uygulanmalıdır. Yaş çay taban fiyatı 9 lira olmalıdır demiş. Bilmiyoruz. Bu sene de büyük ihtimalle tabii onu Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacaktır. 9 lira olur mu olmaz mı, kaç lira olur? Açıklanan miktar çay üreticisine yeter mi yetmez mi? Çay üreticisine bu fiyatla benim çayı üretmeme gerek yok, zarar ederim der. Bu sefer al başına hadi bakalım bir yeni nur topu gibi bir sıkıntı. Çay fiyatlarında da uçma söz konusu olur mu? Yani sonra sokaklardaki bazı vatandaşlar çay da içmeyi verin der mi? Bilmiyorum. Hanımlar beyler, Muzo gider. Hanımlar beyler, Muzo gider. Çünkü programın bitmesi gerekiyor ki Tuğçe Aktaş gelsin dünya postasıyla dünyanın haberini size getirsin. Ne olmuş, ne bitmiş, böyle bir daha bir haberci formuyla benim verdiğim, çevreye verdiğim gürültü, zararı ancak böyle bir zarif bir bayan sesi telafi edebilir. Yani bu şunu gösteriyor. Bütün programcılarımız bu sabah 7 ile 9 arasındaki çatlak gibi değil. Akıllı hanımefendi, beyefendi programcılarımız da var. Sabah çatlak. Hele akşamki halini duysanız. Akşam saat 19'da. Akşam haberlerinde. Yine haftanın son haberleri için. Benden haberleri için daha doğrusu. CRI Türk'te olmanız sizin yararınıza. Haberler zaten çok çirkin. Hiç olmazsa onları biraz eğlenceli haliyle dinlemek isterseniz. Akşam saat 19'da bekliyorum. İnşallah sağlıklı ve bol paralı bir gün yaşarız. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bir yeniden iletişim.